Evet kıymetli Kanal Bitlis izleyicileri, bugün Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ndeyiz. İlimizde ilki gerçekleştirilen bir ameliyat için hocamız yanımızda. Hocamıza sizinle beraber sorular soracağız. Hocam merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Doktor Burak Özdemir. 2 aydır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde göreve başladım. İstanbul'dan tayinim oldu, zorunlu hizmet yapmaktayım. Daha öncesinde de Şişli Etfel'de asistanlık eğitimimi tamamladım. Nasip oldu, buralara geldik. Burada artık hizmetimize devam ediyoruz. Ondan önce de bir 7 aylık Amerika'da bir beyin cerrahisi üzerine eğitim aldım. Onun dışında burada Bitlis'te bir arkadaşların da dediğine göre, ekibin de dediğine göre burada ilk olmuş bir ameliyatı gerçekleştirdik ekip olarak. Bu ameliyatın adı ayrık omurilik sendromuna bağlı spina bifida ameliyatı yaptık. Bu genelde küçük çocuklarda gözleniyor. Doğuştan itibaren olan bir malformasyon. Bunu yakaladığımızda mutlaka bu tarz çocukların, bu hastalığa sahip olan çocukların mutlaka ve kesinlikle ameliyat olması gerekmektedir. Yoksa ameliyat olmazsa ilerleyen zamanlarda omurga eğriliği dediğimiz, zaten bizim hastamızda da bu vardı, skolyoz dediğimiz, ilerleyen zamanlarda bunlar gerçekleştirmekte, ayak deformiteleri, ayak bozuklukları gerçekleşmekte. Bu literatürde de bu ameliyatla ilgili bir sürü yöntemler var. Biz burada, bizim hastamızda ayrık omurilik sendromu olduğu için 2 tane omuriliği açtık. Orada ayrılmaya neden olan kemik, ek bir kemik dokusu vardı. Onu aldık ve ameliyatta tekrar tek bir omurilik gerçekleştirdik. İlerleyen zamanlarda da bir sıkıntı olacağını düşünmemekteyiz. Şu an hastamız çok iyi. 4 gün oldu. Takibe devam edeceğiz tabii. Senelik takipleri olacak. Onun dışında tabii ki ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı olacağını düşünmemekteyiz. Hocam peki bu hastalığın, yani bu ameliyatın sürekliliği devam edecek mi? Yani devam, ilerisi var mı bu ameliyatın? Yani tabii ki burada nüfusa da bağlı. Nüfusta, popülasyonda bu tarz hastalarımız varsa bize ulaşabilirler. İl Sağlık Müdürlüğü'yle, başhekimlikle, bizim beyin cerrahisine ulaşabilirler ve bu ameliyatları gerçekleştirebiliriz. Önemli olan bu ameliyatların, bu teşhislerin erken yakalanması. İlerleyen zamanlarda yakalanan hastalarda geriye dönüş çok zor olmakta. En önemlisi erken tedavi ve erken teşhistir. Hocam erken teşhis için ailenin yapabileceği bir şey var mı? Yani nasıl fark edilebilir? Şöyle, genellikle bel ve kuyruk sokumu bölgesinde bu tarz hastalarda doğduğunda kalça bölgesinde gamze dediğimiz çukurlaşma, bel bölgesinde kıllanma, aşırı anormal bir kıllanma ya da bel bölgesinde ya da kuyruk sokumu bölgesinde açıklıklar olabiliyor doğuştan itibaren bağlı. Genelde yeni doğan doktorlar ve çocuk doktorları bunlardan şüphelenmekte. Tabii de aileler bu konuda uyanık olması gerekmektedir. Hocam çok teşekkür ederiz. Başarılı bir ameliyat geçirdiniz. Geçmiş olsun diyoruz hastamıza. Sizin söylemek istediğiniz var mı? Ya benim söylemek istediğim hastalara ve hasta yakınlarına şu. Beyin cerrahisinden korkmasınlar. Çoğu şeyin artık bir tedavisi vardır. Teknoloji ilerlemiştir. Biz de burada Tatvan'da, Bitlis'te bu teknolojiye, İstanbul'da ya da büyük şehirlerde ya da yurt dışında gördüğümüz teknolojileri burayı getirmek istiyoruz. Burada da buradaki halkımızda bunlarından sınırsız bir şekilde faydalanmasını istiyoruz. Biz ekip olarak hazır bir vaziyette bekliyoruz. Gerekli şeyleri her zaman devam edeceğiz. Bütün hastalarımıza gerekli ilgiyi göstereceğiz. Hocam tekrardan tebrik ediyoruz, teşekkür ederiz.